CIA raporlarına göre Meksika kartelleri bugün Meksika'nın %20'sini kontrol ediyor. Peki nasıl oldu da Meksika kartelleri bu kadar güçlendiler ve bu noktaya gelebildiler? Aslında Meksika Uyuşturucu Savaşı adlı videomuzda biz bu konuyu biraz işledik. Yani Meksika'da zaten kaçakçı gruplar var. Bunlar hem marihuana, ürettikleri marihuanayı hem de kaçak malları Amerika'ya sokuyorlar. Yani bu kanallar aslında hep vardı. Fakat özellikle kokainin 1980'li yıllarda popülerleşmesiyle bu denklem tamamen değişti ve Meksika'da yepyeni bir kartelleşme akımı başladı. İşte şimdi Meksika'daki Sinaloa karteli gibi büyük kartellerin atası olan Guadalajara kartelini ve kurucusu Miguel Angel Felix Gallardo'yu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. ...1960'lı yıllardan 70'lere Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucuyla mücadelede birinci önceliği marihuanaydı. Vietnam gazilerinin de arasında sıkça yayılan bu uyuşturucuya karşı Başkan Nixon, başkanlık yıllarında ciddi baskı oluşturmuş, marihuana ticaretinin darbe yemesiyle sokaklarda yeni bir uyuşturucu maddeye ihtiyaç artmıştı. Kokainin üretilmesinde temel ham madde olan koka ağaçları dünyada en çok Peru, Bolivya ve Kolombiya'da yetişmekteydi. Dolayısıyla başta Kolombiya kartelleri kokain ticaretinin erken dönemlerinde hem üretimde hem de üretilen uyuşturucunun ABD'ye ulaştırılmasında başrol oynuyordu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkı tedbirleri ve Pablo Escobar'ın hükümete açtığı savaşla iyiden iyiye zarar gören bu ticaret yolları Kolombiya kartelleri için mallarını ABD'ye ulaştırmayı epey zorlaştırdı. Artık okyanus veya hava yoluyla malı direkt bu ülkelerden ABD'ye götürmek neredeyse imkansız hale gelmişti. Dolayısıyla Kolombiya'nın rakip kartelleri Medellin ve Cali mallarını Meksika üzerinden ABD'ye taşımaya başladılar. İşte tam da bu noktada yani kokaini Meksika'dan ABD'ye taşıma konusunda iki önemli isim var. Bunlardan ilki Meksika'daki kaçakçı gruplarını tek bir bayrak altında toplayan Miguel Angel Felix Gallardo'dur. 8 Ocak 1946'da doğan Felix Gallardo, Sinaloa eyaletinin başkenti olan Culiacán şehrinin taşralarında büyüdü. 1950'li yıllardan beri Sinaloa zaten marihuana ticaretinin son derece yaygın olduğu bir eyaletti. Ve polis memuru olan Felix Gallardo, kısa süre içinde Sinaloa valisi Leopoldo Sánchez Celis'in korumalığını yapmaya başladı. Ve Celis, Meksika'yı ta 1929'dan beri yöneten ve uyuşturucu ticaretine göz yuman PRI Partisi'nin bir üyesiydi. Dolayısıyla bu yollarla memuriyeti sırasında yozlaşmaya bulaşan Felix Gallardo, bir noktadan sonra Dağ Aslanı anlamına gelen El León de la Sierra lakaplı Pedro Aviles Perez'in adamlarından biri oldu. 60'lı yıllardan beri Sinaloa'da gücü elinde tutan Perez, Meksika'nın birinci nesil marihuana kaçakçılarındandı. Yani ABD'ye kaçak yollarla uyuşturucu sokmak aslında kokain bu piyasaya girmeden önce de Meksikalı kaçakçıların yaptığı bir aktiviteydi. Ve yaygın inanışa göre Aviles Perez, ABD'ye uçakla uyuşturucu taşıyan ilk kaçakçıydı. Felix Gallardo, politik bağlantılarını da kullanarak Perez'in marihuana ağını genişletmesini sağladı. Fakat Perez 15 Eylül 1978'de polisle çatışarak şaibeli bir biçimde öldü ve kimilerine göre bu çatışma Perez'in kendi adamları tarafından kurulmuş bir tuzaktı. Perez'in ölümünden sonra Sinaloa örgütünün başına Felix Gallardo geçti. Devraldığı grubun kurmayları Don Leto lakaplı Ernesto Fonseca Carrillo, El Cochiloco lakaplı Manuel Salcido, Juan José Quintero, Pablo Acosta Villarreal
ve El Azul lakaplı Juan José Esparagoza'ydı. Don Neto eski tüfeklerdendi ve eski patron Aviles Perez'in ortağıydı. Çılgın domuz anlamına gelen El Cochiloco lakaplı Salcido depoları kontrol etmekten sorumluydu. Daha alt kademede ise ilerleyen yıllarda yıldız isim haline gelecek Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero, El Mayo lakaplı İsmail Zambada ve bunların da altında bu yıllarda rolleri çok da önemli olmayan fakat sizlerin haberlerden çokça duyduğu El Chapo Guzman, Hector Palma, Arellano Felix kardeşler ve Beltran Levia kardeşler örgütün sokaklardaki adamlarıydılar. Bu yıllarda Meksika uyuşturucu kaçakçılığı iki büyük grubun kontrolü altındaydı. Bunlardan ilki Zetas videomuzda detaylı şekilde anlattığımız Körfez karteli, diğeri ise Guadalajara merkezli bu yapıydı. Henüz kartel olarak adlandırılmayan bu grubun neredeyse tüm üyeleri Sinaloa kökenliydi. Fakat örgütün Sinaloa yerine Jalisco eyaletinin zengin şehri Guadalajara'da yapılanmasının sebebi Operation Condor ve özellikle 1980'lerin başında bu şehre yapılan yatırımlardı. Kısaca özetlemek gerekirse Operation Condor ya da Condor planı 1968'de başlayan CIA destekli bir Güney Amerika istihbarat operasyonuydu. Bu operasyonun yegane amacı ABD destekli sağcı diktatörlerin koltuklarını sağlamlaştırmak ve Güney Amerika'daki tüm komünist yapıları etkisiz hale getirmekti. On binlerce insanın hapse atıldığı, işkence gördüğü ya da öldürüldüğü bu operasyonun Meksika ayağı daha çok eser kaçakçılarıyla alakalıydı. Operasyonun ana hedefi ise Meksika'nın altın üçgen denilen bölgesi yani Sinaloa, Chihuahua ve Durango eyaletlerini kapsayan üçgendi. Bu üçgende 20 bine yakın çiftçi ABD'de satılan marihuana ve afyonun %70'inden fazlasını üretmekteydi. 1976'da başlayan operasyonda 72 bin haşhaş tarlasını kapsayan 6200 hektarlık alan ve 11 binden fazla kenevir tarlasını kapsayan hektarlarca arazi imha edildi. Ordu ve Meksika Hava Kuvvetleri tarafından ülke çapında gerçekleştirilen operasyondaysa totalde 1400 hektarlık alanda 18 bine yakın haşhaş tarlası ve 6 bine yakın hektarlık alanda da 20 bin kenevir tarlası yok edildi. Bütün bunlar olurken Guadalajara bu yıllarda birçok otele, lüks restorana, toplu konut projelerine, döviz bürolarına, birçok farklı ticari örgüte ve iş yerine ev sahipliği yapmaktaydı. Yani bu yönleriyle çoğu şehri yoksul Meksika'da Sinaloa'ya da yakın olarak bir cazibe merkeziydi. Zaten operasyonlarla darbe yiyen Sinaloalı kaçakçılarsa yeni merkezlerini Guadalajara olarak belirlediler. Kırsalda kolay avlanan kaçakçılar şimdi kendilerini bu zengin şehrin ışıkları arasında gizleyeceklerdi. Ve bu arada Kolombiyalı kartellerse zor durumdalar çünkü hem Florida'daki rotaları hem de Karayipler üstünden yani denizden ve hava yolundan kokain ticareti yaptıkları rotalar şu an tam bir işgal altında. Dolayısıyla onlar da yeni bir arayış, yeni bir partner arayışı içindeler. Ve Honduraslı bir uyuşturucu kaçakçısı olan esmer teninden dolayı El Negro lakabını alan Juan Mata Ballesteros bu noktada Felix Gallardo ile temasa geçti. Daha önce ABD'ye kaçak girmekten, Meksika'da kokain satmaktan ve söylentilere göre cinayet gibi suçlardan pek çok kez başı derde giren El Negro, yeraltı dünyasında etkili bir isim haline gelmişti. Yalnız bunlarla da sınırlı kalmadı ve kurduğu havayolu şirketi Setco, CIA'in kontra gerilla gruplarına gönderdiği silah ve yardımları taşımaya başladı. El Negro Matta, 1977 yılında Pablo Escobar'ın yönettiği Medellin karteli adına Felix Gallardo ile temasa geçti. Bu temastan sonra Medellin'in liderlerinden Meksika kültürüne hayranlığıyla bilinen El Mexicano lakaplı José Gonzalo Rodríguez Gacha, Felix Gallardo ile masaya oturdu. Ve böylece Güney Amerika kokaininin Meksika üzerinden ABD'ye sokulması fikri hayat bulmaya başladı. Bu, Felix Gallardo ve Meksikalı tacirler için çok cazip bir teklifti. Kokainin kar marjı marihuana'dan çok daha yüksekti. Düşünüldüğünde marihuana Meksika'da yetişiyordu fakat marihuana'yı yetiştirmek de epey zahmetli bir işti. Keneviri kanun kuvvetlerinden uzakta, dağlık alanlarda yetiştirmek hasat verimi için sıkıntılıydı. Ayrıca nakliye ve benzeri masraflarla beraber kar marjı da gitgide düşüyordu.
Fakat Sinaloalılar bu sorunu Oregon ve Kaliforniya gibi ABD eyaletleri menşeli yeni bir marihuana çeşidi olan Sinsemilla ile, yani tohumsuz kenevirle çözmeye çalıştılar. Sinsemilla aslında tohumsuz demek ve özelliği de erkek bitkilerle polen yoluyla çiftleşmeyen dişi bitkilerin bu çiftleşme enerjilerini daha çok kendilerine yoğunlaştırması sonucu ortaya çıkan uyuşturucunun son derece etkisinin yüksek oluşu, daha yoğun bir madde oluşu, dolayısıyla kar marjının da yüksek oluşuydu. Yani ortaya çok daha güçlü, piyasa fiyatı çok daha yüksek bir uyuşturucu çıkıyordu. Fakat Sinsemilla'nın yetiştiği yeni tarlalar genelde çöllerde konumlanmıştı. Dolayısıyla buralarda kuyular açmak gerekiyordu, fakat kuyu işi Meksika'da yasal olarak son derece sıkıntılı bir işti. Ayrıca kolluk kuvvetleri çöllerdeki bu tarlaları da havadan gözetleyerek kolayca tespit edip imha edebiliyordu. Özellikle Meksika kökenli DEA ajanı Kiki Camarena, bu tarlalarda çalışan çiftçileri ikna etmekte bir uzmandı ve bu çiftçileri muhbir yaparak da büyük esrar plantasyonlarını çökertmişti. Örneğin Ağustos 1982'de bu baskınlardan birinde 81 hektarlık alanda 400 tondan fazla Sinsemilla tipi esrar imha edildi. Bu Guadalajara için büyük bir darbeydi. Yani özetle esrarı yetiştirmek de muhafaza etmek de zorlu ve masraflıydı. Ve kokain Sinaloalılar için aranan kandı. Artık üretimle uğraşmayacaklardı ve satacakları ürün kar marjı olarak çok daha yüksek bir ürün olacaktı. Ayrıca bu yıllarda Barry Seal gibi Medellin kartelinin kokainini Kolombiya'dan direkt Florida'ya havadan taşıyan pilotların tutuklanmalarıyla esrar yolları epey tıkanmaya başlamıştı. Eski bir havayolu pilotu olan Amerikalı Seal, Escobar'ın uyuşturucusunu Kolombiya'dan ABD'ye uçuran isimlerden biriydi, fakat DEA tarafından yakalanıp işbirliği yapmaya başlamıştı. Bu gibi pek çok örnek Meksika'yı cazip bir nokta haline getiriyordu. Ve bu işbirliği başladıktan sonra örneğin Meksika'nın Yucatan eyaletinde 16 hektarlık bir arazi Kolombiya kartellerinin pilotlarının yeni teslimat noktası haline geldi. Daha sonra buradan kalkan çok daha küçük uçaklar çok daha az dikkat çekerek alçak uçuşla ve az yakıt tüketerek kokaini ABD'de birçok merkeze götürebiliyordu. İşte bütün bunlar devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin olan bitene tam anlamıyla müdahale etmemesinin arkasındaysa başka nedenler vardı. Örneğin Medellin kartelinin pilotu Amerikalı Barry Seal, Nikaragualı Contra gerilla gruplarına CIA'in gönderdiği silahları taşıyordu. Söylentilere göre Guadalajara örgütünden Rafael Cara Quintero, Veracruz'da sahip olduğu çiftliği Guatemalalı Contra gerillaların eğitim gördüğü bir kampa çevirmişti. Yani erken dönem kaçakçıların çoğu aslında CIA'in Contra gerilla operasyonları için kilit isimlerdi. Bu arada Felix Gallardo, Meksika'daki ticarette büyük oyunculardan biri olan Kübalı Alberto Sicilia Falcon'u oyun dışı bıraktı. Küba devrimine de katıldığı söylenen Sicilian Falcon, rejimle ters düşünce Latin Amerika'da antikomünist hareketlere silah satan bir tacire dönüştü. Hatta bu dönem onun da CIA destekli olduğu söylenmektedir. Felix Gallardo gücünü konsolide ederken Meksika'da Kolombiyalılar için aracılık yapan Falcon'a birleşmeyi teklif etti. Başta anlaştılar da ikili arasında çıkan bazı anlaşmazlıklar sonucu Felix Gallardo Falcon'u tutuklattı ve oyun dışı bıraktı. Aile hayatına düşkün, sakin ve soğukkanlı bir karakter olan Felix Gallardo daima işinin başında ve politikayla da daima yakın temastaydı. İşte tüm bu özellikleri sayesinde Felix Gallardo The Godfather anlamına gelen El Padrino namıyla tanınıyordu. Diğer bir lakabı da Şeflerin Şefi anlamındaki El Jefe de Jefes'ti. Gallardo ince zevklere sahipti. İtalyan tasarım ayakkabı ve giysilerden oluşan bir koleksiyonu ve birkaç spor arabası vardı. Fakat bunlar hariç tıpkı herkes gibi mütevazi bir imaj çiziyordu. Culiacan'ın eteklerinde bir çiftlik kompleksi vardı, fakat burası da şatafattan uzaktı. Aldığı çoğu güzel ve pahalı saati de takmadan evinde muhafaza etti. Aslında tüm bunlar dikkatleri üzerine çekmeme çabasının bir eseriydi. Bu yönleriyle ve daima işe odaklı olmasıyla El Chapo gibi birçok figüre de örnek teşkil ediyordu. Felix Gallardo, Kolombiyalılarla yaptığı anlaşmada Meksika'ya gelen kokainin yarısını ödeme olarak alma şartını kabul ettirmişti. Böylece artık kartel olarak tanımlanmaya başlayan Guadalajara karteli, yılda 5 milyar dolar cirosu olan bir yapı haline gelmişti. Ayrıca Felix Gallardo, kokainin yanında Meksika'da Caro ve Don Neto'nun ürettiği esrarı da Kolombiyalılar için kullandığı yollarla ABD'ye rahat bir şekilde sokmaya başlayarak karını katladı.
İşte tam da bu noktada bu zamanlar önemsiz görünse de ileride kartellerin kaderini belirleyecek bir olay yaşandı. İleride göklerin hakimi lakabıyla şeflerin şefi olacak Amado Carrillo Fuentes, Caro Quintero'nun ilişkide olduğu bir kadınla yakınlaşmaya başlayınca Amado'nun da amcası olan Don Neto olaya müdahale etti. Ve Amado'yu Guadalajara'dan uzaklaştırarak Chihuahua eyaletinin sınır şehri olan Ojinaga'ya Pablo Acosta Villarreal'in yanına gönderdi. Buraya gelen Carrillo, tam anlamıyla old school bir narkotrafikante olan Pablo Acosta'dan kaçakçılığın tüm inceliklerini öğrenecekti ve ileride de etkili bir lidere dönüşecekti. 80'li yıllara gelindiğinde ABD'de Reagan başkandı ve uyuşturucuya karşı özellikle ABD içinde ve Kolombiya'da sıkı operasyonlar yürütülüyordu. Kolombiya'da Medellin kartelinin gün geçtikçe kan kaybetmesi stratejik olarak Meksikalılara nakliye ve benzeri anlamlarda daha çok sorumluluk ve yetki verilmesine neden oluyordu. İşler Meksika için iyi giderken 7 Şubat 1985'te Guadalajara kartelinin kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Muhbirleri ve gerçekleştirdiği baskınlarla Guadalajara kartelinin esrar operasyonlarına ağır darbe indiren DEA ajanı Kiki Camarena kartel tarafından kaçırıldı. Bu olayın arkasında Camarena'nın esrar tarlalarına yaptırdığı operasyonlardan en çok zarar gören isim Rafael Caro Quintero ve yakın dostu Don Neto vardı. Özellikle Caro esrar işinde çok yol almıştı. 82 yılında sadece 24 yaşında bir genç olmasına rağmen birkaç sene içinde 10 binden fazla çiftçinin çalıştığı büyük tarlalar kurmuştu. Aynı zamanda havalı tarzıyla kadınların da dikkatini çeken Caro bu yönüyle El Principe yani Prens lakabını almıştı. Ve çetenin yaşlı kurmayı Don Neto, Caro'yu yeğeni Amado'dan bile çok sevdiği için onu yanında tutmuş, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu Caro yerine Amado'yu uzaklaştırmıştı. Fakat şimdi ikisi için de büyük bir problem doğuyordu. İkili ortak bir arkadaşlarının doğum gününde bir araya geldi ve ortak problemleri olan Camarena'nın operasyonları hakkında biraz lafladıktan sonra onu kaçırıp biraz korkutmayı mantıklı buldu. Çünkü her ne kadar ileride bunun örnekleri çoğalacak olsa da 80'li yıllarda Meksika kartelleri kolay kolay polis veya asker öldürmüyorlardı. Hatta gringolara yani Amerikalı yetkililere dokunmak yazılı olmayan yasakların başında geliyordu. Aslında Don Neto ve Caro daha önce birkaç polisi böyle korkutup Jalisco'dan kaçırmayı da başarmışlardı. Bu taktiği bir de kimliğini henüz bilmedikleri Kiki Camarena üzerinde uygulamak istediler. Ve şeflerin şefi Felix Gallardo'nun bu plandan haberi yoktu. Şimdi haklı olarak şu soruyu sorabilirsiniz. Meksika kartelleri zaten Kolombiya'dan gelen malın yarısını alıp kendi malları olarak satabiliyorsa daha hala neden marihuana ile uğraşıyorlar? Fakat şöyle bir durum var. Meksika kartellerinde özellikle bu dönemde her bir kaçakçı kendi rotasını oluşturmakla ve de korumakla yükümlü. Dolayısıyla Don Neto ve Caro gibi figürler zaten bu marihuana rotalarını inşa etmişler. Hali hazırda ellerinde rotalar var. Dolayısıyla bu rotaları hemen kullanmaktan öyle vazgeçmiyorlar ve marihuana işine de 80'lerde de devam ediyorlar. Dolayısıyla Kiki Camarena'nın operasyonları özellikle bu ikili için ve de Felix Gallardo için de çünkü marihuana yine kar marjı yüksek bir ürün her ne kadar kokain kadar olmasa da Kiki Camarena gerçekten bu ekipler, bu kişiler için büyük problem teşkil ediyor ve bunlar da Camarena'yı daha henüz ismini bilmiyorlar, kim olduğunu bilmiyorlar fakat bu operasyonun arkasındaki kişiyi korkutup sindirmek istiyorlar. Yani bu kaçırma olayının arkasındaki ana neden bu. Ve bu operasyonlardan bir örnek 1000 hektarlık alana sahip Rancho Buffalo adlı plantasyonun tam 450 Meksika askeri tarafından basılmasıydı. 10.000 çiftçinin çalıştığı bu tarlalarda yıllık 8 milyar dolarlık uyuşturucu üretiliyordu. İşte bu tip darbeler Don Neto ve Caro'yu aksiyon almaya itti. Dolayısıyla ikisi için Kiki Camarena meselesi artık şahsi bir mesele haline gelmişti. Ve bu ikili Jalisco eyaletinin valisini de dahil emniyet müdürleri ve polis içindeki birçok birimi kontrol etmekteydi. Amerikan konsolosluğunda kartelin vize işlerine yardımcı olan bir görevli Don Neto ve Caro'ya işte bu operasyonların beyninin Kiki Camarena adlı DEA ajanı olduğu bilgisini verdi. 7 Şubat'ta Camarena işinden çıkıp eşiyle akşam yemeği yemek üzereyken kartelin adamları tarafından güpegündüz kaçırıldı ve kartelin kontrol ettiği bir dairede tutulmaya başladı. Olay günü Felix Gallardo olan bitene dahil oldu ve Camarena'nın tutulduğu yerin dışında Don Neto ve Caro ile buluştu.
kartel henüz işkence etmeye başlamadan Camarena'dan temel bilgileri almıştı. İşte bu bilgilere göre operasyonun ana hedefi Felix Gallardo'ydu. 2 numara Caro, 3 numaralı hedefse Don Neto'ydu. Ve bu DEA operasyonunun temel sebebi ise Texas ve New Mexico'da ele geçen yüklü miktarda kokaindi. Bu kokain bizzat Felix Gallardo'ya aitti. İşte tüm bunları öğrenen Gallardo paniğe kapıldı ve Camarena'nın daha fazla ne bildiğini öğrenmek için onu bizzat sorgulamak istedi. Don Neto ise olacaklardan endişeli halde esiri Caro'ya emanet ederek olay yerinden ayrıldı. Tabi DEA çoktan alarma geçmişti geçmesine fakat Kiki'nin izini kimse bulamıyordu. Bu olay elbette Amerika Birleşik Devletleri için kabul edilemez bir durumdu. Her ne kadar Meksika asıllı olsa da Kiki Camarena bir Amerikan vatandaşıydı ve bir de DEA çalışanıydı. Dolayısıyla Amerika meseleyi şansa bırakmadı ve dönemin Meksika Başkanı Miguel de la Madrid dahil herkese baskı kurdu. Meksika'daki federal polis direktörü ve Interpol yöneticileri dahil herkes Operasyon Leyenda adlı bu büyük operasyona katıldı ve DEA tarihinin en büyük cinayet soruşturmasını yürütmeye başladı. Ve Meksika'daki hemen hemen hiçbir yerel yetkiliye güvenmediklerinden bu kez sahada tamamen gringolar vardı. Sonunda bu ekipler Camarena'nın cesedini kafatasında delikler açılmış ve kaburga kemikleri kırılmış halde bir brandaya sarılı şekilde Michoacán eyaletinin bir taşrasında buldu. Normalde Caro gibi figürler Latin Amerika'da komünizme karşı mücadele için CIA'in kaybetmek istemeyeceği aparatlardı fakat Times dergisine bile kapak olan Kiki Camarena meselesi artık CIA'in bile göz yumamayacağı kadar büyümüştü. İşin garibi bu Caro'nun ilk kez bir Amerikan vatandaşını öldürmesi değildi çünkü söylentilere göre Caro daha birkaç gün önce yemek yediği bir restoranda bulunan iki Amerikalı turisti işkenceyle öldürmüştü. Turistlerden biri roman yazarı olmak için çalışan John Clay Walker, diğeri ise dişçilik fakültesi öğrencisi Albert Radelat'tı. Caro bu ikiliyi Amerikan ajanı sanarak restoranın arkasına aldırdı, buz kıracaklarıyla işkence etti ve daha sonra dışarıya bir yere gömerek öldürdü. Fakat Guadalajara karteli Kiki Camarena cinayetini kolay kolay atlatamayacaktı ve Rafael Caro Quintero 4 Nisan 1985'te Costa Rica'daki malikanesinde yakalanarak Meksika'ya iade edildi. Cinayetten tam 40 yıl hapse mahkum edildi. Birkaç gün sonra yani 7 Nisan 1985'te ise Don Neto, Jalisco'nun sahilindeki villasında Meksika ordusu tarafından yakalandı. Aslında Don Neto, Caro'nun Camarena'ya yaptığı işkenceyi öğrenince epey tepki göstermiş, hatta Caro'ya silah çekmişti. Karşılığında Caro'nun da silah çektiği tartışma büyümeden bitmiş, Neto ortamı terk etmişti. Fakat yine de Meksika hukuk sistemi Don Neto'yu cinayetten yargıladı ve ona da 40 yıl hapis cezası verdi. İki yakın adamını kaybeden Felix Gallardo ise şimdilik bu olaydan hapse girmeden sıyrılmayı başarmıştı. Çünkü Felix Gallardo'nun kontrol ettiği para onu Meksika'da tüm olan bitene rağmen dokunulmaz kılmaya yetiyordu. Fakat elbette Amerikan otoriteleri nezdinde Felix Gallardo bu cinayette dahil onlarca suçtan aranan bir kaçak konumundaydı. El Padrino'nun dışarıdaki günleri sayılıydı. Felix Gallardo kalabalıklara karışmak için 1987 yılında Guadalajara'ya taşındı. Eşi, çocukları ve metresi için de taşındığı yerin yanında iki ev daha tutmuştu. Üstündeki baskının arttığını hisseden El Padrino, operasyonunu tamamen tepeden aşağı bir format yerine daha dağınık ve dolayısıyla takibi zor bir vaziyete getirmek istedi. Ayrıca kendisi artık Camarena cinayeti yüzünden ABD'nin radarından da çıkamayacaktı. Fakat gücünü delege ettiği takdirde ABD orta kademe yöneticilerin üstüne aynı şiddette gitmeyecekti. Böylece ticaret sekteye uğramayacaktı. Ayrıca yeteri kadar para yaptıkları sürece tıpkı kendisi gibi bu kişiler de bölgelerdeki polisleri ve siyasetçileri satın alabilirlerdi. Yani kısacası El Padrino'nun yeni stratejisi tüm yumurtaları aynı sepete koymamak üzerineydi. İşte Guadalajara kartelinde yaşanacak bu ayrılma Meksika'da gelecek 20 yılı domine edecek uyuşturucu kartellerinin tohumunu ekecekti. El Padrino, Meksika'nın sahil kenti Acapulco'da gerçekleştirdiği büyük bir toplantıyla plazalar denilen kaçakçılık rotalarını yeni sahiplerine pay etti. İşte bu yeni dağılıma göre Kaliforniya'nın hemen güneyindeki Tijuana, Arellano, Felix kardeşlerin kontrolünde olacaktı. Plazalar içinde belki de en kıymetlisi Texas'ın sınır komşusu Juarez,
Don Neto'nun yeğeni Amado Carrillo Fuentes ve kardeşinin idaresine bırakıldı. Normalde Juarez'in esas sahibi Pablo Acosta Villarreal'di fakat o da 1987'de polise girdiği çatışmada öldürülmüştü. Don Neto gibi hapiste olan Rafael Caro Quintero'nun kardeşi Miguel ise Arizona'nın sınır komşusu Sonora'yı kontrol edecekti. Geçmişte esrar ve afyon işlerinin de kalbi olan Sinaloa ise El Chapo Guzman ve partneri El Mayo lakaplı İsmail Zambada'nın idaresine bırakıldı. İkili trafiğin Pasifik Okyanusu ayağını kontrol edecekti ve yanlarına da eski oyunculardan El Padrino ile zamanında yollarını ayırmış El Güero lakaplı Palma Salazar'ı da alacaklardı. İşte bu dağıtımda Körfez Karteli kendi haline bırakıldı ve Felix Gallardo Körfez Karteli ile bir sorun yaşamak istemediğini ifade etti. Elbette El Padrino olarak Felix Gallardo hala en tepedeydi fakat artık gücünü delege etmişti. Ve böylece her bir plazanın sahibi yavaş yavaş kendi örgütünü inşa etmeye başlayacaktı. Yani aslında Felix Gallardo kendisinin üstünden dikkatleri ve Amerika'nın baskısını çekmek için bu plazaları yani rotaları farklı farklı gruplara, farklı farklı oyunculara pay ediyor ve dolayısıyla ne yapıyor? Yerel oyuncuları kendi işlerini idare edebilecek hale getiriyor. Ve dolayısıyla artık mikromanajment yapmaktan kurtuluyor. Fakat bu yaptığı dağıtım daha sonra ileride Tijuana karteli, Juarez karteli, Sinaloa karteli gibi Meksika'nın temel kartellerini oluşturacak yapıların tohumunu atmış oluyor. Bu arada şöyle bir parantez açalım. Juarez'deki Pablo Acosta Villarreal'in ölümünün arkasındaki isim söylentilere göre Guillermo González Calderón adlı bir federal polisti. Acosta yozlaşmaya bulaşmış Calderón'e yeterince koruma parası ödediyse de canını kurtaramadı ve baskınlardan birinde hayatını kaybetti. Felix Gallardo ile de çalıştığı söylenen Calderón'i belki de Acosta'yı onun bilgisi dahilinde yok etmişti. Acosta'nın ölümünden sonra Juarez'de onun sağ kolu olan Rafael Aguilar Guardo başa geçti. Aguilar aynı zamanda Meksika'nın CIA denebilecek DFS'in de eski bir polisiydi ve başta Amado Carrillo Fuentes buna itiraz etmedi. Yani ikili bir süre beraber çalışmaya devam etti. Fakat tıpkı El Padrino gibi Amado'nun da vizyonu genişti. Bu yıllarda Juarez'den uzaklaşan Amado, Kuzey Meksika'nın iç bölgelerinden Torreon şehrine geldi ve burada Sabreliner, Learjet ve Cessna gibi dönemin iyi uçak modellerinden müteşekkil büyük bir uçak filosu kurmaya başladı. İşte bütün bunlar ve daha fazlasıyla El Padrino'dan sonraki döneme damgasını vuracak olan Amado Carrillo Fuentes, ileride El Señor de los Cielos yani Türkçesiyle Göklerin Baronu, İngilizce olarak da The Lord of the Skies lakabını alacaktı. Talih Amado'nun yüzüne 8 Nisan 1989'da güldü. Çünkü bu tarihte El Padrino, Guadalajara'da kendi hesabına çalışan Calderón ile öğle yemeği yemek üzereyken federal ajanlar onu tam da burada yani Calderón'un evinde tutukladılar. İşte bu baskından sonra Felix Gallardo ömrünün geri kalanını hapiste geçirecekti. Gallardo bu tuzağı kendisine Calderón'un kurduğundan emin olsa da bu tutuklamanın arkasındaki esas güç hala bir tartışma konusudur. Kimilerine göre Tamaulipaslı Calderón onu hemşerileri de olan Körfez Karteli'nin emriyle tuzağa düşürmüştür. Bu teoriyi güçlendiren bir başka unsur da dönemin devlet başkanı Carlos Salinas'ın babasıyla Körfez Karteli yöneticileri arasındaki sıkı dostluk bağlarıdır. Sonuç olarak şeflerin şefi Miguel Angel Felix Gallardo artık hapistedir. Tıpkı Don Neto ve Caro gibi 40 yıl hapis cezası olan Gallardo, 1993 yılına kadar hapisten verdiği emirlerle efektif kalmaya çalışsa da 93'te gönderildiği yüksek güvenlikli hapishanede dışarıdan tamamen izole bir hale geldi. 2017'de tam 28 sene hapis yattıktan sonra yeniden yargılanan Felix Gallardo'nun hapis cezasına 37 sene daha eklendi. Ve Gallardo bugün hala Meksika'da cezasını sürdürmektedir. Gallardo hapse girdikten sonra özellikle 90'lı yıllar Amado Carrillo Fuentes'in patronluğuyla geçecekti ve karteller arası bölünme gün geçtikçe güçlenecekti. Fakat biz Göklerin Baronu ve El Chapo Guzman'ı gelecek bölümlerimizde daha detaylı şekilde ele alacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler.
pasión para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando.